Günaydın arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yeni bir günden herkese merhaba diliyorum. Ben şimdi hazırlandım, evden çıkacağım. Evimizin yakında bir market var, adı Penny. Türkiye'de A101 binmeya şok gibi diyebilirim. Evin birkaç eksiği vardı, Sefa'da evdeyken 2 dakika gidip geleceğim. Şimdi montumu alıp çıkıyorum. Sonra görüşürüz. Arkadaşlar eve geldim. Şimdi buraya dizeceğim ne aldığımı. Fiyatını da gösterelim ne kadar tuttu. Ondan sonra birlikte kahvaltı hazırlayacağız. Bir tane pesto sosu aldım. Aklımda bir tarif var onun için. Geçen gün yulaf almıştım aslında ama yanlış almışım bir tanesini. Bu daha böyle kalın kalın olanlardan. Bunu bugün granola yapacağım. O yüzden aldım. Belki size tarifini de çekerim. Domates, sucuk, roka, domates salçası, yeşil kabak, bir file limon, muz ve iki tane küçük ekmekçik aldım. Buranın toplam fiyatı da hemen gösteriyorum. 9 euro 84 cent olmuş.
Arkadaşlar ben şimdi Sefa'nın kahvaltısını hazırladım. Ona sucuklu yumurta yaptım, zaten gördünüz. Kendime de yoğurtlu yulaf lapası yapacağım. Çok severek tüketiyorum ben bunu. Size de yaparken çekmek istedim. Neler kullanıyorum onları göstereceğim. Yoğurtlu yulaf lapası yaparken ben yoğurdumu kendim mayalıyorum evde. Şimdi 3 yemek kaşığı yoğurdu kasemin içine alıyorum. Bir paket kuarkım var. Kuark da galiba Türkiye'de labne peyniri olarak geçiyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Emin değilim ama galiba öyle. Bir dolu dolu kaşık da bundan katıyorum yoğurdumun içine. Ondan sonra yulafımdan göz kararı, aslında nasıl diyebilirim, 4 yemek kaşığı falan koyuyorum böyle göz kararı. Bunları güzel böyle karıştırıyorum. Şöyle bir kıvam alacak arkadaşlar, bakın. Şu şekilde. Ondan sonra üstüne şu kaşığı alalım. Bir tatlı kaşığı chia tohumu döküyorum. Muzumu koyacağım. Şimdi bıçak alalım. Bunu böyle muzu üzerine doğruyorum. Bazen çok özen gösteriyorum. Bazen dediğim gibi böyle rastgele üstü dolduruyorum. Ev yapımı granolam vardı işte, dediğim gibi. Ondan böyle üstüne. Son olarak da fındık kreması mı diyeyim, ezmesi. Böyle 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 üstüne gezdireceğiz. Ve hazır. Bakın arkadaşlar. Benim kahvaltım bu. Granola yapıyoruz arkadaşlar beraber. Gerekli olan malzemeleri söylüyorum. Bir paket yulaf. İstediğiniz çerez ne varsa onları bir kasede toplayın. Fındık olur, ceviz olur, kaju olur. Okey oğlum. Kara da bizimle bu arada. Badem var bunun içinde. Bir de kuru üzüm var küçük küçük. Pekmezimiz var. Balımız var. Bir de böyle derin bir kasemiz var. Karıştırmak için de ben eldiven kullanacağım ama isterseniz siz kendinize de karıştırabilirsiniz. Şimdi ilk önce yulafı kaseye boşaltalım. Yulafımı kaseye koydum. Çerezlerimi koyuyorum. Şimdi 2 kaşık da pekmez koyacağım. Fırınım bu arada 180 derece, fanlı ayarda ayarladım. Eğer gerekirse belki bir kaşık da pekmez koyabilirim sonradan. Onu karıştırdıktan sonra bakacağım. Ve bir yemek kaşığı da göz kararı bal ekliyorum. Eldivenimi giyiyorum. Ve bunu bir güzel böyle iyice birbirine girecek hepsi karıştırıyorum arkadaşlar.
Şimdi bunu bir güzel böyle karıştırdım. Hepsi birbirine girdi. Bakın bu şekilde oldu. Dediğim gibi daha fazla şekerli isterseniz daha biraz daha bal katabilirsiniz veya pekmez. Ama bana bu yeterli geliyor. Şimdi bunu fırın tepsime döküyorum. Fırın tepsisini dizdik ve 10 dakika kadar fırında bekletiyoruz. 10 dakika doldu arkadaşlar. Şimdi bunu fırından alacağım. Bakın arkadaşlar, efsane gözüküyor. Muhakkak deneyin bence. İster yoğurtla yiyebilirsiniz, ister sütle yiyebilirsiniz. 5 dakika soğumasını bekleyeceğim. Sonra kavanoza alacağım. Denerseniz bana da resim atmayı unutmayın. Ben şimdi kendime bir kahve yaptım arkadaşlar. Bütün evi sildim, süpürdüm, kayrayı yıkadım, uyuttum. Şimdi kahve zamanı. Kahvemi içtikten sonra bugün bana iki tane kargo geldi. Bir tanesi H&M Home'dan, bir tanesi Zara'dan. Onları birlikte açarız. Gelelim ne aldığımı arkadaşlar. Şimdi Zara'nın paketini ben açtım. Çok böyle haşır poşurt olmasın diye. Yine de bakın oluyor. Şunun güzelliğine bakın. Kayra için trench coat aldım. Aslında daha ince bekliyordum. Kalın geldi. O yüzden çok sevindim. 18 ve 24 ay arasında giyebilmiş. 92 santimmiş ölçüsü de. Bir tane de böyle bot aldım Kayra'ya. Bu da kış için. İçi böyle yünlü. Bu da bayağı hoşuma gitti. Sadece bunların ikisini aldım. H&M'de arkamda paketin büyük olduğuna bakmayın. Aslında içinde bir tane ürün var. Şimdi ona bakalım. Arkadaşlar bunu nasıl açacağım gerçekten bilmiyorum ama. Arkadaşlar o kadar zorladı ki bu paketi açmak. İçinden bir tane ürün çıktı yani. O da halı. Mutfak halısı almıştım bir tane. O geldi. Ama rengine bayağı yıldım arkadaşlar. İnşallah çok güzel olur. Zaten gün ışığında da size gösteririm. Şimdi sersem pek anlayamazsınız ama bayağı beğendim. Çok bir alışveriş yoktu zaten. Bir tane bu gelmişti. Bir de Zara. Bu kadar. Yarın belki Sefa ile bir iş için başka bir şehre gidebiliriz. Onun yanına yolcu olacağım. Kayra'yı anneme bırakacağım. Eğer olmazsa da zaten vlogu bitiririm. Yarın size söylerim. Bir şekilde gösteririm zaten. Şimdilik görüşürüz o zaman. Ertesi günden merhabalar arkadaşlar. Biz az önce evden çıktık. Benzinciye geldik şimdi. Bugün 3 farklı şehre gidip geleceğiz Sefa'yla. Hatta kahvaltılarımızı bile yanımıza aldık. Arabada yapacağız. Bana kahve almaya gitti şimdi. Kahvemi alıp yola çıkıyoruz. Güya ben bugün video çekecektim. Hava karardı resmen arkadaşlar ve bütün gün arabadaydık. Hiçbir şekilde dışarı çıkamadık. Deli gibi yağmur yağıyordu zaten. Ne bir markete gidebildik, ne bir caddede yürüyebildik. Bu video biraz kısa oldu ama daha güzel videolar gelecek. İnanın, daha güzel şeyler yapacağım. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Hoşça kalın.